Teknojob'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ülkemizde hali popüler olan iki modelin karşılaştırmasını yapacağız. Bunlardan birisi Samsung Galaxy A52, diğeri ise Mi 11 Lite arkadaşlar. Yalnız Mi 11 Lite'ın 8 GB'lık versiyonu olduğunu sizlerle paylaşalım. Çünkü 6 GB'lık versiyonu fiyat olarak A52'nin bir tık daha gerisinde. Güncel fiyatlardan başlayalım en önce. A52'nin fiyatı arkadaşlar şu anda ülkemizde 4400 Türk Lirası seviyelerinde. Yani 4400 Türk Lirası verdiğinizde bu telefonu Samsung Türkiye garantili olarak satın alabiliyorsunuz. Tabii ki işin içerisine ithalatçı garantisi vesaire gibi etkenler sokarsanız fiyat kalibresi ne oluyor? Biraz daha aşağı iniyor. Mi 11 Lite'de ise arkadaşlar Xiaomi Türkiye garantili isterseniz eğer ne oluyor? Fiyat 4200 Türk Lirası falan oluyor. Yani şu iki cihaz arasında mevcut şartlarda 200-300 Türk Lirası gibi bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Bu farkın da ne yapalım? Galaxy A52'den yan olduğunu söyleyelim. Çünkü A52'nin fiyatı dediğimiz gibi 200 lira daha pahalı. Peki 200 lira daha fazla ödeyip A52 mi almak mantıklı yoksa Mi 11 Lite almak mı? Şimdi bu sorunun cevabını vermeden önce arkadaşlar iki telefonun tasarımıyla bir karşılaştırma yapmaya başlayalım. Burada arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. İki telefon da gayet ince hatlara sahip delikli ekran tasarımıyla geliyor. Fakat dürüst olmak gerekirse burada Mi 11 Lite'in çok daha ince ve kibar durduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi alt çerçeveleri kıyasladığımızda Mi 11 Lite'in alt çerçevesi bir tık daha ince. Yan çerçevelerde ise çok bir farklılık bulunmuyor. Telefon kalınlıklarına ve ağırlıklarına baktığımızda yine Mi 11 Lite'in rakibine oranla hayli ince kaldığını söyleyebiliriz. Yani burada genele baktığımız zaman Mi 11 Lite'ın en azından tasarım açısından sanki böyle bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şu var, bunun arka tarafı plastik arkadaşlar, bunun ise böyle cam tarzı bir yapıda. Dolayısıyla yansımalar ve parmak izi vesaire bırakıyor. Ama Mi 11 Lite'ın arka tarafının çok daha şık göründüğünü de söylemem gerekiyor. Özellikle farklı renklerde alırsanız, böyle hani siyah değil de diğer renklerde alırsanız çok daha çekici duruyor telefon. Tasarım tarafında Mi 11 Lite'in rakibine oranla bir adım önde olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Ağırlıklarını da söyleyeyim sizlere bu arada. Mi 11 Lite yalnızca 157 gram arkadaşlar. Samsung'un A52 modeli ise 189 gramlık bir ağırlığa sahip. Tabi burada şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. A52'de IP67 sertifikası var arkadaşlar. Ne demek bu? Toza ve suya karşı dayanıklı demek. Samsung diyor ki benim telefonum 1 metre su derinliğinde 30 dakikaya kadar dayanabilir. Bu tarafa baktığımızda, yani Mi 11 Lite'a baktığımızda ise IP53 sertifikasının olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Toza ve sıçramalara karşı dayanıklı. Yani bu telefonu suya sokmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ha nedir? Su sıçrar üzerine, yağmurda ısınır vesaire. Bu tarz şeylerden etkilenmez. Ama bu telefonu alıp da ne bileyim havuzda fotoğraf falan çekemezsiniz. Ama A52 ile bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ekranlarımıza. Burada arkadaşlar Samsung tarafında Super AMOLED 90 Hz'lik bir ekran söz konusu. Xiaomi tarafında ise AMOLED bir ekranımız bulunuyor. Yine ekran tasarım hızı 90 Hz. Fakat burada 1 milyar renk var arkadaşlar. Buradaki renk sayısı ise milyonlarla kısıtlı. Dolayısıyla ekran tarafında sanki Mi 11 Lite'ın bir tık daha iyi göründüğünü söyleyebilirim sizlere. Hatta şöyle bakın, çözünürlükleri, daha doğrusu ekran parlaklıklarını şöyle tamamen açalım. Şöyle bunu da açalım. Daha sonra ikisinden de bir sitemizin sayfasını açalım. Bakın parlaklık değerlerini siz yorumlayabilirsiniz. Hangi telefon daha parlak görünüyor? Hangisinin ekranı daha parlak? Burada yorumu ben size bırakıyorum arkadaşlar. Yani iki cihazda da. Bence hani arada çok fark yok gibi duruyor ama sanki A52'nin ekranı biraz daha parlak. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Karanlık modu alalım. İki cihazda şu anda karanlık modu aldık arkadaşlar. Şöyle ne yapalım? Ayarlar sayfasını açalım ikisinde de. Şöyle bir karanlık olarak görüntüleyelim. Yani burada da mesela sanki Xiaomi tarafındaki siyahlar biraz daha net görünüyor. Demin tam tersiydi. Beyazlarda böyle A52 bir tık daha önde gibiydi. Fakat karanlık modda da sanki Xiaomi Mi 11 Lite bir tık daha önde gibi görünüyor. Yine burada kararı size bırakıyorum. Şöyle hatta ekran tazeleme hızını da göstermek için bir scroll yapayım sizler için. Evet, genel olarak baktığımızda ekran tarafı böyle. Peki teknik özellikler tarafında bu iki cihaz bizlere neler sunuyor? Dilerseniz biraz bundan bahsedelim. Yonga seti tarafına baktığımızda aslında iki telefon arasında çok büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Galaxy A52 modelinde arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 720G Yonga seti bulunurken
Mi 11 Lite tarafında ise Snapdragon 732G Yonga seti bulunuyor. Bu iki Yonga'nın arasındaki tek fark, bir tanesinde 6 adet 1.8 GHz'lik 465 Silver çekirdeğinin bulunması, diğerinde ise 6 adet 1.8 GHz'lik 470 Silver çekirdeğinin bulunması. Bu fark aslında uygulama tarafında ya da oyun tarafında bizlere böyle çok önemli bir avantaj sağlamıyor. Bunu size açıkça belirtebilirim. Yani kalkıp da bunda yaptığınız bir işlemi A52'de yapamayacağınızı söyleyemeyiz. Tabii bu hıza vesaire yansır mı? Bunu birazdan göreceğiz. Ne yapacağız? İki telefonu da kapatıp açacağız. Oyunlara giriş süresine falan bakacağız. Burada da net bir şekilde hızlarını ölçmüş olacağız. Dilerseniz biraz kameralardan bahsedelim. İki cihazda da 64 megapiksellik geniş açılı bir kamera var arkadaşlar. A52 burada ultra geniş açı kamerasıyla bir adım öne geçiyor. Çünkü 12 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası mevcut. Mi 11 Lite'de ise 8 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Makro kamera tarafında iki cihazda da 5 megapiksellik bir kamera ile karşılaşıyoruz. Derinlik kamerası tarafına baktığımızda ise Galaxy A52'de 5 megapiksellik bir de derinlik kamerası olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki Mi 11 Lite'da derinlik kamerası bulunmuyor. Tabi yazılımsal olarak bokeh efekti verilebiliyor arkadaşlar. Bunu zaten birazdan çektiğimiz fotoğraflarla sizlere göstereceğiz. Ön yüze baktığımızda ise bir cihazda 32 megapiksel, diğer cihazda ise 16 megapiksellik kameranın yer aldığını görüyoruz. Şimdi sizlere bu iki telefonla benzer açılardan çektiğimiz fotoğrafları göstereceğiz arkadaşlar. Bakalım hangi cihazın fotoğraf performansı daha çok hoşunuza gidecek. Şimdi gelelim video tarafına arkadaşlar. İki telefonda da 30 FPS'te 4K videolar çekilebiliyor. Ayrıca 30, 60 ve 120 FPS'te 1K'lık videolar çekebiliyoruz. Dilerseniz bir de video testi gerçekleştirelim. Bakalım hangi telefonla çektiğimiz videolar daha çok hoşunuza gidecek. Evet arkadaşlar, şu anda Mi 11 Lite ve Galaxy A52 ile aynı açıdan video kaydı gerçekleştiriyoruz. Burada şu anda sesim A52'den geliyor. Dolayısıyla A52'nin video kayıtlarındaki ses performansının bu şekilde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Evet, şimdi ise sesim Mi 11 Lite'dan geliyor. Dolayısıyla Mi 11 Lite'ın ses performansına sıra geldi. Telefonlarımızın daha doğrusu hız karşılaştırmasına. Şöyle iki telefonu da öncelikli olarak bir kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi iki telefonu da aynı anda açacağım. Bakalım hangisi daha hızlı açılacak. İki cihazın da power butonuna şöyle basıyorum. Bastım. Aynı anda basımı gerçekleştirdim. Bakalım hangisi daha hızlı açılacak. Görmüş olacağız. Evet, şu anda ikisinde de logo ekranı mevcut. MIUI yazısı geldi. Samsung'da hala Galaxy yazısı. Gerçi Samsung direkt açılıyor, bunu biliyoruz. Yani böyle bir arayüz yazısı vesaire gelmiyor. Evet, şu anda Mi 11 Lite açıldı arkadaşlar. Samsung'da açıldı. Arada hani saniye bazında baktığımızda bayağı bir fark var aslında. Burada Mi 11 Lite'ın daha hızlı bir açılma performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise bir uygulama hızına bakalım arkadaşlar. Uygulama indirmeye de bakalım. İki telefonu da aynı ağa bağladım ben şu anda. Şöyle bakalım, tamam. Play Store'a basalım. Play Store açıldı. Mesela şöyle ufak, fazla boyutu olmayan bir uygulama indirmeyi seçelim. Bakalım şöyle ufak bir uygulama. Oyunlar. Mesela şu oyun iyi, 10 MB'lık. Burada da var mı oyun? Var. Makorama neyse. Evet, şöyle ikisinde de hop yükleye basalım. Yükleye basınca bu attı. Bir daha açalım şöyle. Bir kez daha.
Arada böyle yazılımsal hatalar olabiliyor. Bir daha gelelim. Şöyle, bu yüklemeye başlamış bu arada. Buna da basalım. Zaten ikisi de bekliyor şu anda. Yüklemeye başladığı anda arkadaşlar ben yukarıdan bir tane saat çıkartacağım. Bu saatte hangisinin daha hızlı yüklediğini, mesela bu başladı, daha net bir şekilde görebileceksiniz. Bu yükledi. 3-4 saniye gibi bir şey sürdü. Bu oyunu indirmesi. Boyutu da küçüktü zaten. Evet, yüklendi. Burada hala bekliyoruz. Beklemek. Daha bekliyoruz. Evet, bu da yüklemeye başladı. Ve evet, yüklendi. Hızlı bir şekilde indirdi. Biraz daha dosya boyutunu büyütelim. Biraz daha yüklemesi falan uzun sürüyor. Dilerseniz şimdi şu 147 gigabaytlık oyuna bakalım. Şöyle iki telefondan da yükleye basalım. Bir daha basalım bu, çünkü bir defa basınca algılamıyor tam olarak. Hemen bu indirmeye başladı. Evet, bu da indirmeye başladı. Bakalım hangisi daha hızlı indirecek? Yukarıda saatlerimiz başladı iki uygulama içinde. Bu arada MIUI geriden geldi. Şu anda bastırdı geçmek üzere. Heyecan dolu bir yarış. Samsung bir adım önde. Mi 11 Lite geliyor arkadan. %35'e %47. Hemen hemen aynı sanki şeyler. Yani Mi 11 Lite'in bir tık daha geç başladığını hesaba katarsak, zaten yukarıdaki saatlerde duracağı için tam olarak göreceğiz aynı mı değil mi. Ama Mi 11 geçerse, daha önce indirirse, bariz olarak daha hızlı bir indirme hızına sahip olduğunu ispatlamış olacak bizlere. Şu anda aynı gidiyor gibiler. Mi 11 Lite hiç öne geçemedi. Ama yakaladı zaman zaman. Şu anda 83'e 80. 87'ye 82. 90'a 83. Fark biraz daha açıldı. 94'e 86. Bir anda kapandı. 95'e 95 oldu. Evet, Samsung bitirdi yüklemeyi. Samsung için saat durdu. Mi 11 Lite için de saati durdurduk. Evet, tam olarak yani aynı diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi hani Mi 11 Lite bir tık daha geç başlamıştı. Bu açıdan baktığımızda sanki aynı gibi geldi bana. Tabi videoda saatleri göreceksiniz. Orada tam olarak saniyelerle, sadiselerle bile olsa hangisinin daha hızlı olduğunu görme şansına erişmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar, genel olarak yorumladığımızda Mi 11 Lite ile hani A52 arasında öyle aman aman farklar bulunmuyoruz. Bunu siz de gördünüz zaten. Gerek kamera tarafında, gerek uygulama açma hız tarafında aynı özelliklere sahipler zaten. Burada tamamen hani görünüş üzerinden belki değerlendirme yapmanız gerekebilir. Ya da ne bileyim, MIUI arayüzünü sevmiyorsunuzdur. One UI size göre daha iyidir, daha stabildir. Ona göre bir değerlendirme yapmanız gerekebilir. Ama bizim tercihimiz burada Mi 11 Lite olurdu arkadaşlar. Tabii dediğim gibi herkesin kişisel tercihi, herkes kendi bilir. Önümüzdeki günlerde farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Eğer YouTube hesabımızdan abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.